Evet. Daha evvel söylediğim gibi böyle demişler. Nakşibendi Hazretleri bu duayı sabah akşam okuyor. Allahümme aksim lena min haşyetike ma tahulu bihi beynena ve beyne maasike. Ya Rabbi bize öyle bir korku ver ki bizimle işlemiş olduğumuz günahların arasına girsin. O korku bize o günahı işlettirmesin. Ya Rabbi bize öyle bir korku ver ki o korku bizimle günah işlediğimiz günahların arasına girsin. Bize Allah korkusu o günahı işlettirmesin. Ondan sonra ve min taatike ma tudhilina ila hatratil kutsu. Taat vakti geldiği zaman da aman taatı bize ihmal ettirme ya Rabbi. Taatı ihmal ettirme. Taatımızı bizim tamamlamak için bize yardımcı ol ya Rabbi. Ki taat tudhiluna ila hatratil kutsu bizim taatlarımız tamamlansın. Cennette cemali ilahi görecek makam olan Haziratül Kuds'e varıncaya kadar bizim amelimizin tamamlanmasını bize nasip et ya Rabbi. Ve minel yakini ma tuhevvilu bihi aleyna musibetü dünya vel ahire. Ya Rabbi bize yakın ver. Hayrın ve şerrin senden olduğunu bize bildir. İçimizde o bilgiyi bize ver ki İster bizden hayır sudur etsin, ister bizden şer sudur etsin, Allahü Teala'nın takdiri olduğuna bize yakın ver. Ya Rabbi bu bizim başımıza gelen musibet, ama dünyevi ama uhrevi başımıza gelen bu musibet bizim bir muhakkak ki Cenab-ı Allah tarafından bize takdir edilmiştir. Bu takdir edilen şeyin ardında bizim için büyük hikmetler vardır. İnşallah doğru yoluna gelmemize sebep olur. İnşallah günahları terk etmemize sebep olur. İnşallah daha büyük günahları inşallah işlemeyiz. Allahü Teala böyle yakınımızı artırsın. Yoksa mesela kadara kazara buhtan ederek Allah'a küsmekte bir iş yoktur. Evet. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki bir insanın hakiki olarak imanını muhafaza etmesi için Allah'a yalvarıp duracak, diyecek ki Allahümme ec'al tevfik rafikana, ya Rabbi sen bizi muvaffak kıl. Doğruyu bize her an ilham et. Erinen hakka hakkan, hakkı hak göster. Verzukna ittiba, hakka bağlanmayı bize nasip et. Hakkı ters gösterme ya Rabbi. Yani bazıları hakkı görür fakat hak olduğunu kabul etmez. Hayır ya Rabbi, biz mesela asıl ne istiyoruz? Bize doğruyu doğru göster. Doğruya bağlanmayı bize nasip et ya Rabbi. Ve ernel batıla batılan verzukna iştinabe. Ya Rabbi bize eğriyi eğri göster. Eğriden kaçınmayı bize nasip et ya Rabbi. Doğruyu eğriyi karıştırarak ayağımızı kaydırıp küfre, imansızlığa düşürme ya Rabbi diye yalvarıp durmak gerekir. Başka türlü yolu yoktur. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Evet, şimdi abdestimiz var, namazımız var ama 5 dakika sonra işleyeceğimiz bir kusurdan dolayı bütün ömür boyu işlediğimiz şeylerin hepsi ağzımızdan çıkan bir kelimeyi küfürle gidip varabilir. Allah'a sığınmadan başka çare yoktur. Allah'a sığınmadan başka, aman Allah'ım demeden başka çare yoktur. Allah'a yalvarıp durmalıdır. Ondan sonra da Allah'ın mekrinden emin olmamalıdır. Allah'ın mekrinden tabii ki çeşitli çeşitli mertebeler var. Şimdi bu korku nefsi emmare sahiplerinde korku yoktur. Bu sıfat bu makamda Cenab-ı Hak'tan emindir. Hiç mesela Müslümandır. Gerçi namaz kılar, abdest alır. Abdest namaz kılar, abdest alır. Taatların birçoğunu yapar ama rahatça da günah işler. Onun duyguları korkusuna galiptir. Yani aklına ne gelirse onu yapar. Aklıları Allah'tan korkusuna galiptir. Onun için
onda böyle bir korku olmaz. Bunun içindir ki emmare makamında olanların pek çoğu sonunda imansız giderler. Ondan sonra bu korkuları anlatma meselesine gelince levvame sıfatında olanların korkuları vardır ki bunlar da her ne kadar Allahü Teala'dan da korksalar güven duyguları korkularından üstün gelir yine. Güven duyguları Allah'a güven duyguları korkularından üstün gelir. Allah'a güvenme duyguları Allah'a korkularından üstün gelir. Bu yüzden tövbelerine sebat edemezler. Halbuki tövbede sebat etmek Allah'tan korkması daha fazla olacaktır. Bu makamda Allah'tan korkması daha fazla olacaktır. Neden? Çünkü Allah'tan fazla korkmazsa duyguları yani aklına gelen şeyleri yapmak o zaman rahatça yapar ve tövbesinde sebat edemez. Allah muhafazına. Onun için korkuyu burada fazlalaştırmak gerekir. Bakın mesela daha ziyade Allah'ın mekrine yakalananlar yani Allah'ın mekrinden emin olanların, zarar eden insanların birçoğu böyle duyguları daha güvendedir. Allah'ın azabından emin değildir hiçbir kimse. Bir, Allah'ın rahmetinden de ümit kesilmez. Ama Allah'ın rahmetinden ümit kesme işte o kadar günahları işliyor. Allah'ın azabından korkmaz gibi bir durum çıkıyor ortaya. Evet, günah işler. Ondan sonra da Allah'ın azabından korkarak dönüp Ya Rabbi ben ne yaptım diye Allah'ın azabından korktuğunu belirtmek üzere tevbe etmesi, ağlaması, sızlaması lazım iken ömür boyu günah işledik halde hiç mesela tövbe etmeyen adamları bir düşün Allah aşkına. Bu makamdan ötede nefsi mülhimede de yine orada da cehennem korkusu vardır. Bu günahı işlersen Allah beni cehenneme atacak, bu günahı işlersen Allah beni cehenneme atacak, bu günahı işlersen Allah beni cehenneme atacak. Halbuki ise bu korku da tam değildir. Bu korku da tam değildir. Böyle olan adamlar, bu günahı işlersem Allah beni cehenneme atacak diyen adamlar tövbelerine sebat ederler ama bu korkudan Allah razı değildir. Asıl korku cehennem azabından veya cennet erusundan olmayan bir korkudur ki bu korku ehlullah'a göre çok basit bir korkudur. Allah'ın zatına güvenmek. Yani Allah'ın nesine göre aman Allah'ım sen bilirsin, aman Allah'ım sen bilirsin, aman Allah'ım sen bilirsin. Başka türlü yolu yok. Evet, bu sıfatta olanlar da nefsin hilesine yakalanıp Allah muhafazına onlar da mesela kaybedebilirler. O bakımdan en fazla korkacağımız şey yani bu bulunduğumuz hal üzere kalmamız için Allah'a yalvarıp durmak lazım. Yani bir adam şimdi şu anda bugün namaz kıldığına, şimdi 70 yaşına kadar namaz kıldığına, abdest aldığına hiç güvenmemeli. Allah'ın mekrinden emin olmamalı. Daha ilk bir adım gitmeden Allah'ın mahfazına, Allah'ın mekriyle elinden her şeyini kaybedebilir. Hiçbir kimse güvenemez. Hiçbir kimsenin güvencesi yoktur. Ancak devamlı Allah'tan korkup Allah'a sığınan ve her nefesinde el aman aman ya Rabbi sen bilirsin. Aman ya Rabbi sen koru. Aman ya Rabbi sen koru. Neden koru? İtikadımı bozmaktan koru. Çünkü Allahü Teala baktı ki yakasını salıverdi. O da ondan sonra her türlü rezalet işlemeye başlayınca Cenab-ı Allah ona şeytanı musallat eder. Ondan sonra tutar imana muğayir adamları dinlemeye, imana muğayir sözleri söylemeye, imana muğayir hareketleri yapmaya başlar. Allah muhafaza sonunda da imansız gitmeye sebep olur. Onun için bunlara karşı çok uyanık olmak lazım. Çok uyanık olmak lazım. Allah'a yalvarıp durmak lazım. Yani bir insan şu anda benim itikadım güzel diye itikadına filan güvenmemeli. O itikadı veren de Allah'tır. Allah'ın gazabını Allah'tan korkmazsa, her an için Allah'tan korkup durmazsa Allah'ın mekriyle tutar, Allah'ın mahfazına elindeki her şeyini bir anda kaybedebilir. Neden? Neden? İşte küfür rüzgarları her an esip duruyor. Ondan sonra öyle bir şey dinler mesela öyle bir şeyi aklına gelir ki öyle bir şey söyler ki
O söylediği şeyde, düşündüğü şeyde, düşündüğü şeyde küfürdür. Söylediği şeyde şüfürdür. Aklına gelen de küfürdür. Allah muhafazına şimdiye kadar hiçbir iman etmemiş adam şeklinde varır. Onun için Allah'ın, onun için insanı ancak Allah korur. İmanını ancak Allah korur. Aman Allah'ım sen bizim imanımızı muhafaza eyle, imanımızı bozma diye yalvarıp durmak gerekir. Tamam mı?